İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Vesten Armenya dergisinin 3. sayısı yayımlandı. Batı Ermenistan'ın evlatları Vrej Manukyan, Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti onuruna Londra'da resmi resepsiyon. Avrupa Konseyi Doğu Ermenistan için 2023-2026 eylem planını yayınladı. Luis Moreno Ocampo, Artsakh'ta yaşananlar bir nevi soykırımdır. Artak Begaryan, Cenevre'de Artsakh ablukasını ve son aylarda yaşanan soykırımı anlatacak. Azerbaycan, işgal altındaki Artsakh'ın Hadur bölgesindeki Ermeni kilisesini ve kültürünü yok etti. Batı Ermenistan dergisinin 3. sayısı yayımlandı. Yeni sayımızda Batı Ermenistan'daki Ermeniler meselesine ve dünyadaki Ermeni kimlik yapısına ilişkin yazılar yer alıyor. Batı Ermenistan dergisinin 3. sayısında Etuinilere ilişkin kapsamlı bir yazıyı okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Evlatları dizisinde Ararat Tevosyan, Rahat Karabetyan, David Virapyan, Aram Sepanyan ve Harutun Çobanyan'ın kahramanlık hayatlarını öğreneceksiniz. Savaş sırasında kıdemli Teğmen Vrejmanukyan, Drombon saldırı taburunun 3. müfrezesinin komutanıydı ve Tabur, Talish, Madagis, Mardagert, Hatter, Şeher, Hadrut, Şuşi savaşlarına katıldı. 5 Kasım'da hava saldırı taburuna, Şuşi çevresinde savunma savaşlarına iki müfrezeyle katılma görevi verildi. Müfreze komutanları Vrejmanukyan ve Arman Zakaryan'dı. Müfreze'ler 8 Kasım gecesi Abluka'dan çıkmayı başardı. Ormanlarda savaşarak geri çekilerek 9 Kasım sabahı saat 4'te Stepanagert'e ulaştılar. Savaş sırasında Vrejmanukya'nın müfrezesinde bir kurban ve iki yaralı vardı. Taburu 7 savaş bölgesinin tümünde Taliş, Madagis, Mardagert, Haterk, Şeher, Hadrut ve Şuşi'nin savaş operasyonlarına katılan... Drombon saldırı taburunun 3. müfrezesinin komutanı Kıdemli Temin Brejmanukyan, 5 Kasım'da Şuşi'den 800-900 kişilik bir birlik Şuşi'den çıktı ve daha sonraki muharebe operasyonlarına katılmadı. Zamanın %90'ında iletişim yoktu, liderlik yoktu ve liderlik yoksa zafer de olamaz dedi. Brejmanukyan ve müfrezesinin kahramanlıklarını Western Armenia TV'nin web sitesinde okuyabilirsiniz. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşik Krallık Büyükelçiliği, Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti onuruna, Doğu Ermenistan Büyükelçiliği'nin Birleşik Krallık'taki yeni binasının açılışını ve Doğu Ermenistan Birleşik Krallık stratejik yolunu münasebetiyle 13 Kasım'da resmi bir resepsiyon düzenledi. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Departmanından verilen bilgiye göre etkinliğe Birleşik Krallık Parlamentosu üyeleri, Dışişleri İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı temsilcileri, Birleşik Krallık'taki Ermeni toplumu, kamu görevlileri ve siyasi figürler katıldı. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Birleşik Krallık Dışişleri, İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Dairesi Başkanı Chris Ellen Doğu Ermenistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Barujan Nersisyan karşılama ve tebrik konuşmasında bulundular. İngiltere'nin Doğu Ermenistan ile ticaret ve güvenlik alanında bağlarını genişleteceğini, daha yakın işbirliği kuracağını ve Doğu Ermenistan'ın ekonomik ilişkilerini çeşitlendireceğini de belirtmek gerekir. Leo Dakirti, bu taahhüdünü Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ortak çıkarlara ilişkin tartışmalara dayanan ilk birleşik krallık Doğu Ermenistan stratejik diyaloğu sırasında verdi. Avrupa Konseyi'nin Doğu Ermenistan için 2023-2026 eylem planı Doğu Ermenistan'ın mevzuatını, kurumlarını ve uygulamalarını insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında Avrupa standartlarıyla daha da uyumlu hale getirmeyi amaçlayan stratejik bir program belgesidir. Bu eylem planı Doğu Ermenistan'ın Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olarak yükümlülüklerini yerine getirme çabalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu eylem planının öncelikleri özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi gibi çeşitli yapıların kararlarını, tavsiyelerini ve raporlarını dikkate almaktadır. Avrupa Konseyi bölgesel otoriteleri, Avrupa Komisyonu, hukuk yoluyla demokrasi yani Venedik Komisyonu sonuç ve görüşleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Doğu Ermenistan'a ilişkin kararları bu eylem planının toplam bütçesi 19 milyon avrodur. 0.9 milyon avro tutarında finansman sağlanmış olmasına rağmen 2023-2026 için belirlenen öncelikli eylemlerin tam olarak uygulanması için ek finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupa Konseyi ve Doğu Ermenistan insan haklarını geliştirmek, ulusal kurumların kapasitelerini geliştirmek, insan haklarını güçlendirmek amacıyla mevcut yasal çerçeveyi geliştirmek, etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve ülkenin mevzuatını ve uygulamalarını Avrupa standartlarına yakınlaştırmak için işbirliğini sürdürecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Morero Ocampo, devletlerin soykırım tehlikesini, soykırımları önleme yükümlülüğüne katlanmamak için kasıtlı olarak göz ardı ettiğine inanıyor. Luis Moreno Ocampo, Bakü'nün askeri saldırısı sonrasında Arsak'ta yaşanan zorla yerinden edilmenin de bir tür soykırım olduğunu kaydederek, soykırımın sadece toplu katliam olmadığını vurguladı. Arsa halkının haklarının korunmasına yönelik hangi yasal mekanizmalar var ve bunlar işe yarayabilir sorusuna Luis Moreno Ocampo halkın haklarına saygı göstermek için mücadele edilmesi gerektiğini çünkü halk orada olmasa bile hala o arazinin ve mülkün sahibi olduğunu dolayısıyla haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Ocampo rehinelerin kurtarılması ve serbest bırakılmasının bir öncelik olduğunu belirtti. Bakü'de 53 mahkum var. Sorun şu ki uluslararası hukuk örneğin birisi bisikletinizi çalarsa polise veya mahkeme gidebileceğini şekilde çalışmıyor. Hayır böyle bir şey yok. Muhtemelen devletler için uluslararası adalet divanı var ve bireyleri kovuşturacak uluslararası ceza mahkemesi var. Bu kişilerin serbest bırakılmasının hukuki süreci basit değil ama süreci siyasi olarak geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu'nda Artsax meselesiyle ilgili forum önemliydi. Artsax eski İnsan Hakları Bakanı ve eski Devlet Bakanı Artak Beklaryan kendi Facebook gönderisinde kendisinin Cenevre'de Bakü'nün insan hakları alanında son 4 yılda yaptığı ve yapmadığı çalışmaları sunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Bakü'nün evrensel periyodik raporunun tartışılmasına katılacağını duyurdu. Bu resmi tartışmanın ardından Ermeni Yardım Birliği İnsan Hakları Konseyi'nde Arta iyileşmeye doğru Bakü'yü sorumlu tutun adıyla ayrı bir etkinlik düzenledi. Burada ben özellikle arsa kuşatmasını ve son aylarda yaşanan soykırımı anlatacağım. Bu etkinlik hakkında daha sonra rapor olarak sunacağım. Artsak eski İnsan Hakları Bakanı ve eski Devlet Bakanı Artak Beklaryan, Avukat Gevork Hakopcanyan'la birlikte İnsan Hakları ve Adalet adlı Ermeni Hukuk Merkezi'nin desteğiyle buradayım. Aliyev Soykırım Arminosit rejiminin suçlarını, Artsak'taki mülteci halkının durumunu sunmak ve gelecekteki eylemleri tartışmak amacıyla Cenevre'de bir dizi başka etkinliğim ve toplantılarım var diye yazdı. Uluslararası Kafkas Mirası'nı koruma örgütü, işgal altındaki Arsak'ın Hadrut bölgesindeki Ermeni Kilisesi'nin yıkılması konusunda uyarıda bulunarak, Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Mahkemesi'nin kararlarının ilal edildiğini kanıtlıyor. Kafkas Mirası'nı İzleme örgütü 2022 yazında, 2020 yılındaki 44 gün savaşı sonrasında Azerbaycan'ın işgali altına giren Hadut bölgesindeki Mohrenes köyünün neredeyse tamamen yok edildiğini kaydetti. Yıkılan yapılar arasında 18. 19. yüzyıllarda inşa edilen Subsarkis Ermeni Mohrenes Kilisesi de vardı ancak yayında da belirtildiği gibi örgütün devam eden izlemesi sırasında daha fazla inşaat işi olduğuna dair kanıtları belgelemesi nedeniyle Sudsarkis Kilisesi'nin yıkılması Azerbaycan'ın müdahalesi açısından son adım değildi. Örgüt, Bakü'nün Ermeni kültürel mirasını korumak ve Mohrenes'teki yüzlerce yıllık Ermeni kültürel ve dini yaşamını silmeye yönelik her türlü girişimi önlemekle yükümlü olduğunu hatırlatıyor. 7 Aralık 2021'de Uluslararası Adalet Divanı'nın Bakü'yü kiliseler ve diğer ibadet yerleri, anıtlar, Ermeniler dahil olmak üzere Ermeni kültürel mirasına, mezarlıklara ve eserlere, simgesel yapılara yönelik vandalizm ve saygısızlık eylemlerini önlemek ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri almaya mecbur etme kararı aldığını hatırlatalım. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Ermeni şarkısı Tebimuş Sasun adlı eseri sunuyoruz. Müzik eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.